Konuşmalarını yapmak üzere Avrupa Kalkınma Bankası Gaziantep temsilcisi Sayın Gökhan Karaçetin Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Sanko Üniversitesi Rektörü ve diğer tüm değerli katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapmakta olduğumuz ve bankamız Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da finansman desteğiyle ve Deloitte danışmanlık şirketinin yürütmekte olduğu Gaziantep İklim ve Eylem Planı tanıtımı için yaptığımız bu törene katıldığınız için tekrar sizlere teşekkür ederim. Çok kısa ben bankamızdan bahsetmek istiyorum. Bir kalkınma bankası, ortakları devletler, 64 tane ülke, bu ülkelerden bir tanesi Türkiye ve onun dışında Avrupa Birliği ve Avrupa Yatırım Bankası'nın sermayedarı olduğu 91 yılında kurulan ve şu anda 34 ülkede faaliyetlerini sürdüren bir banka, bizim bankamız. Sermaye yapısı 30 milyar euroya kadar ulaşmış durumda ve her sene aşağı yukarı 10 milyar euroluk bir finansman sağlıyoruz çalıştığımız ülkelerde. Türkiye'de en büyük ülke, yaklaşık her sene 1,5 milyar, geçen sene de 2 milyar euroya yaklaşan bir finansmanla Türkiye'de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kredi vermek dışında ortaklık işlerimiz de bulunuyor. Burada Gaziantep'te oldukça önemli bizim için. Gaziantep'te de ortak olduğumuz çok önemli bir şirket var. Tiryaki Agro. Büyük ihtimalle bilirsiniz. Gaziantep oldukça önemli. 2009 yılında ofisimizi kurduktan sonra 2012 yılında Ankara'daki ofisimizi açtık. Daha sonrasında da geçen 2014 Eylül'den itibaren de Gaziantep'te faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada da oldukça aktifiz. Yaklaşık 40-50 şirkete kadar ulaşmış durumdayız Gaziantep ve çevre illerde. Belediyede en önemli müşterimiz demek istemiyorum ama beraber çalıştığımız kurumlardan bir tanesi. Kredi olsun, farklı danışmanlık hizmetleri olsun. Bu çalışmada aslında ilişkimizin çok önemli bir parçası diyebilirim. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum ve bu iklim eylem planı çalışmasının belediye, şehrimize ve sonrasında şirketlere ve bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Konuşmalarını yapmak üzere Deloitte danışmanlık adına Uygar Yürügü kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan Vekili, Sayın Rektör, bugün sizlerle birlikte Gaziantep'te bulunmaktan çok mutluyuz. Benim ismim Uygar Yürük, Deloitte Danışmanlık, Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetlerinden sorumlu ortağım. Aynı zamanda bu projenin de sorumlu ortağı sıfatıyla burada bulunuyorum. Yaklaşık bir yıldan beri aslında bu projeyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birazcık iklim değişikliği eylem planı konseptinden hızlıca bahsetmem gerekirse aslında iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının azaltılmasına yönelik politika ve stratejileri ortaya koyan planlar bu planlar. Bu planlar ülke bazında, bölge bazında veya bir şehir bazında ele alınabiliyor. Ayrıca bu strateji ve politikaların hayata geçirilmesinin belli bir hedef süre dahilinde aksiyonlara dönüştürülmesini de içerdiğini görüyoruz bu aksiyon planlarının. Aslında Sydney, New York, Paris gibi büyük şehirlerde bu tür planların uygulamaya geçirildiğini, hazırlandığını ve uygulamaya geçirildiğini de görüyoruz.
2011 yılında Emel Hanım da bahsetti, Türkiye'de de bir ilke imza atarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep için bu iklim değişikliği eylem planını hazırlamıştı. 2015 yılında bunun güncellenmesiyle ilgili EBRD'nin de desteğiyle böyle bir projeye başlamış oldular Büyükşehir Belediyesi olarak. Bizlerden istenen, yani bir güncellemenin daha ötesinde en çok altını çizdikleri, kalın çizgilerle çizdikleri belediyenin bu çalışmayla ilgili aslında çalışmanın kendisinin sürdürülebilir olmasıydı. Yani bu sadece bir güncelleme değil, bunu bizim daha sonra kendi kendimize yapabilmemize yönelik metodolojinin aktarılmasının çok önemsediklerini söylemişlerdi. Biz de çalışmalarımızda hem kapsamı geniş tuttuk, hem de bir yandan sadece projenin standart çıktıları olan işte başlangıç raporu, ilerleme raporları ve işte nihai çıktığımız olan raporun teslim edilmesi değil, işte çeşitli Excel modelleri var bu çalışmanın arkasında. Arkadaşlarım birazcık bahsedecekler metodolojiden. O Excel modelleri, onların eğitimleri ve onların işte kullanım kılavuzlarıyla birlikte aktarılmasına da projemiz boyunca önem verdik. Bunlara dikkat ettik. Dolayısıyla bugün artık projeyle ilgili çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tamamladığımızda inşallah artık Antep Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki aksiyon planlarını kendi kendisine idame ettirebilir bir altyapıya kavuşmuş olacak. Zaten aksiyonlarımızın içerisinde de emisyon envanterinin de tutulmasına yönelik, altyapının kurulmasına yönelik aksiyonları da görüyor olacaksınız. Arkadaşlarım aksiyonlarla ilgili ve planla ilgili, hedeflerle ilgili daha detaylı bilgiler verecek. Ben onların rolünü çalmış olmayayım. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Teşekkürler. Konuşmalarını yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Latif Karadağ Beyefendi'yi kürsüye davetle arz ederim. Sayın Rektörüm, çok değerli il müdürüm, değerli paydaşlarımız, çok değerli mesai arkadaşlarım, ben de hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Günümüzde artık insanlığın nüfus artışı ve teknolojinin çok hızlı gelişmesiyle beraber belki de insanlığa verdiği en büyük zarar küresel ısınma ve iklim değişikliği. Bu noktada artık belki de bize faydasının, teknolojinin ve sanayinin faydasından çok daha büyük farkında olmadığımız zararları beraber getiriyor. Bunun önüne geçmek adına tek bir ferdin yapması gereken mikro düzeyde faaliyet, gayretler, sorumlulukların yanında en küçüğünden en büyüğüne her bir kurumun, kuruluşun, devletin, dünyanın küresel ölçekte yapması gereken sorumluluklar, görevler var. Bizler de bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapabiliriz kendi alanımıza, üzerimize görevler ve sorumluluklar aldık. Bu noktada 2011 yılında daha yeni aslında denebilecek bir eylem planı Türkiye'de ilk yapan belediye olmamıza rağmen çok kısa bir sene süre içerisinde, 4 yıl gibi bir süre içerisinde planın güncellenmesi gerektiğini fark ettik. Bu noktada özellikle yine başka bir çalışma yapıyoruz. 2023 yılında yakalayacağımız nüfusu biz şu anda yakalamış ve geçmiş durumdayız. Demek ki dünyada hızlı nüfus artışının yanında Gaziantep dünyada en hızlı nüfus artan illerin başında geliyor, şehirlerin başında geliyor. Bu kapsamda bizler de küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı neler yapabiliriz çalışırken öncelikle bu planımızı güncelleyelim, çalışma yapalım dedik. Bu noktada Avrupa İmar ve Yatırım Bankası ile ortak bir çalışma içerisine girdik. Bir yıldır bu çalışmanın sonucuna geldik. Bunu şimdi sonuçlarıyla karşınızdayız. Öte yandan bunun yanında neler yapabiliriz dediğimizde biz yerel yönetim olarak, büyükşehir olarak özellikle yenilenebilir enerji noktasında çok ciddi gayretler, çalışmalar içerisindeyiz. Bu noktada yenilenebilir enerji noktasında bu kapsamda hangi çalışma varsa hepsinde varız. Özellikle GASKİ içme suyu kanal idaremizin yaptığı tesislerdeki düşü kayıplarını ve enerji yükseklik farklarını enerjiye dönüştürme noktasında çalışıyoruz. Yine Gaziantep Besi bölgesinde yaptığımız bir çalışmayla biyogaz enerjisi üretimi için çalışıyoruz. Hem Büyükşehir'in hem GASKİ adına ayrı ayrı güneş enerjisiyle ilgili santraller kurulma noktasında ihalelerimize çıktık. Birisinde çalışmaya başladık. Öte yandan yine rüzgar enerjisiyle ilgili üretim, ölçüm istasyonları kurduk. Belediyemizin, tesislerimizin özellikle kendi dönüştürülebilir enerji kullanım noktasında çalışmalar yapıyoruz. Kısacası biz bize düşeni yaptığımızı ve yapmaya çalıştığımızı en azından
ifade etmek istiyoruz. Bu noktada biz Büyükşehir Belediyesi olarak dediğim gibi tek bir bireyden belediyeyi bütün olarak Gaziantep ölçeğinde en azından bu noktada bir ileriye dönük gelecek adına, çocuklarımız adına, torunlarımız adına bir sorumluluğumuz ve suçumuz olmaması adına gayret ediyoruz. Bu toplantıya katılımımızdan dolayı duyarlılığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.